Ve BRICS yeni bir sistem. İkinci Dünya Savaşı kurulduktan sonra var olan o güçlü sistemi tehdit eden veya yeni bir düzenin habercisi bir oluşum mu? G7'ye alternatif mi diye soracağız. Çok değerli konuklarımızla Sibel Karabel, Hakkı Uygur ve Efe Savaş. İran'dan başlayacağım. Onun için isterseniz İran'la başlayacağım. Evet. Şimdi Hakkı Bey'le başlayayım. Hakkı Bey, nükleer ışık statüsünden önce bir başka soru sormak istiyorum. Hafif Türkiye siyasetinde ilgilendiren Twitter'daki mesajlarınızda gördüm. Diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan için İran'da bir iç politik figürdür ve kendisine ilişkin haber, eleştiri ve yorumlar bu minvalde değerlendirilmelidir dediğimizde neyi kastediyoruz? Doğu Azerbaycan, Tebriz, Baro seçimlerine ait bir propaganda videosu işaret ediyorsunuz. Haberimiz evet. Aşağıdaki propaganda videosu Farsça olduğu için anlayamadık. Şiiri Türkçe okuyor. Öyle mi? Tabii. Tıklamadım. Baksaydınız. Direkt... Cumhurbaşkanımızın çok meşhur şiirlerinden bir tanesini yüksek sesle o hitabeti malum Cumhurbaşkanımızın iyi orijinal dilde okuyor çünkü Tebriz zaten hani oradaki avukatlara yönelik bir şey. Malum biz hani İran'ı yakından takip eden bir merkez olarak ülke basınını takip ettiğimizde sürekli karşımıza çıkar Türkiye ile ilgili haberler. Az önce sizle de konuşuyorduk yayından önce yani Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinden tutun son dönemde attığı her adım. İşte İsveç'in NATO üyeliğine onaylaması son dönemde, ondan önce attığı adımlar, Amerika ve Rusya arasındaki izlediği politikalar. İç siyaseti dahil değil mi? Bunlar çok yakından izlenir ama bazen şey anlaşılmıyor. Aynı zamanda ülke içinde de yani ülke içinde önemli bir figür. Bunu ne demek istiyoruz? Yani daha önce de söylemiştik hani Türkiye ile İran toplumlarının bu son birkaç yüzyıllık macerası birbirine çok benziyor. Benzer hedefleri var. Meşrutiyetten beri hani Türkiye'de işte Osmanlı'da meşrutiyet var, İran'da var. Farklı böyle dönemler, benzer akımlar var. Hatta yine az önce bahsettik Sayın Hatemi ile Sayın Erdoğan'ın çıkışı, ne diyelim sistem içi daha reformcu söylemlerin ortaya çıkması 2000'li yılların başı 90'ların sonu hep böyle birbirine benzeyen süreçler var ama İran'da bu bir şekilde akim kaldı. Hatemi'nin bir takım evet. Yapısal reformlar yapmasına izin verilmedi ve İran Ahmet sanki çok farklı bir İran'dan söz ediliyordu evet, o dönemde. Ahmetinejad'la birlikte, Ahmetinejad'ın Cumhurbaşkanlığı'yla birlikte ki bunda özellikle 11 Eylül'ün çok önemli etkisi vardı. Daha güvenlikçi, daha kapalı bir yapıya büründü İran ama Türkiye'de o süreç devam etti ve sonunda bildiğimiz gibi Türkiye farklı bir noktaya geldi. Orada da İran'da biliyorsunuz farklı grupların Türkiye'ye bakışı değişik. Yani burada işte Fars milliyetçisi dediğimiz grupların farklı, daha Türkiye'ye yakın bakan Sünni grupların bakışı farklı. Sünni gruplar içinde de yine işte Belüçlerin, Arapların farklıyken ve Sünni Farsların, bazı Kürtlerin farklı olabiliyor vesaire. Ama şu bir gerçek, bugün açın İran basınına bir göz atın. Bu arada tweetinizi de arıyorum ama bulamadım. Evet, çok fazla tweet attığım için arkalarda bir yerde çok kaldım. Gerilerde galiba değil mi? Temmuz ayında olabilir mi? Çok geride değil aslında ama... Neyse, Temmuz'a geldim. Evet. Velhasıl orada da yani o şiir okunarak Tebriz'de aslında doğrudan söyleyemediğiniz sözü. Çünkü iki taraf da yapar. Yani reformcu, batıcı kesim. Erdoğan'ın bir takım nasıl diyelim işte Amerikan karşıtı İslamcı olarak nitelebileceğimiz şeylerine saldırarak aslında içeriye yönelik bir eleştiri yapar. İçeriye yapamayacağı için mesela açık açık Hamene'yi eleştiremeyeceği için Kum'daki etkili şahısları eleştiremeyeceği için Erdoğan üzerinden gider. Erdoğan İslamcı diktatör vesaire diye. Halbuki içeriye okuduğunuz zaman eleştirinin adresi çok nettir. İçerideki iç sistemi eleştiriyor. Aa, bu çok ilginç bir şey değil mi? Hani o meşhur fıkra var ya Amerika ile Rus soğuk savaş döneminde konuşuyorlarmış. Bizim ülke çok özgür. Biz işte başkanımız Amerikan başkanını çok rahat eleştiriyoruz. Rus demiş bizim ülke de çok özgür. Biz de Amerikan başkanı çok rahat bir şekilde eleştiriyoruz. Şimdi İran'da da böyle çok rahat bir şekilde buldum Türkiye... Buldum bu arada. Ha, buldunuz mu? Buradan açınca hangi duyulabiliyor mu? Arif Nihat Aslı. Sahibi yoktur. Biz Allah...
Evet, bu meşhur şiir. Hadi oradan Erdoğan. Tamam. Başka zafer sahibi yoktur. Böyle göstereyim. Biz Allah'tan başka mabut tanımıyoruz. İnanıyorsanız... Şimdi bunu şeyde mi kullanıyorlar? Baro seçimleri var Tebriz'de. Evet. İşte bir kesim kendi reklamını yaparken falan bunu uygun görüyor. Yani altını nasıl doldurursanız artık o size kalmış. Ha, Erdoğan sesiyle başka yerde seçim mi yapıyor? Evet. Evet. Çok ama bu girdi yalnız birkaç konuşma herhalde yan yana. Bir de Mehmet Akif'in inanıyorsunuz muhakkak üstünsünüzdür duydum. Daha öyle mi? Bilmiyorum. Bakayım. Başı sonu olan bir şiir. Olabilir. Duyuluyor değil mi? Allah'tan tabii başka zafer sahibi yoktur. Hı. Bu Elhamra Sarayı'nda yazıyor. İlk söylediği. Endülüs'te. Bu Mehmet Akif diye biliyorum. Evet. Ama şimdi bunları kendileri yazmamışlar doğrudan Erdoğan'ın. Tabii tabii. Dan yani, klip yapmışlar. Onu söylüyorum. Bir şekilde mesaj veriyor. Yani daha önce de bunu İranlılar da söylüyorlardı yani. Peki bu sorun olmuyor mu mesela? Şöyle olmuyor. Yani herkes alıyor mesajı. Hani bunlar diyor ki Türkiye muhtemelen biraz daha yakın bir grup. Öyle oy verecekler var. Hmm. İran içinde de kendi içinde böyle şehirlerin kendi sosyolojisi, siyaseti var. İşte Tebriz'in farklı karakteristiği var, Urmiye'nin farklı var. Urmiye'de de yine orada değişik işte Kürt ve Türk gruplar arasında farklı şeyler var. Ama bu işte dediğim gibi Tebriz'de bunu yapmış. Benzer şey daha önce tamam, de örnek... Şimdi söylediğiniz iyice anlamlı oldu tabii. Evet. Erdoğan İran'da bir iç politik figürdür ve kendisine ilişkin haber, eleştiri ve yorumlar bu minvalde değerlendirilmelidir dediğimizde ne kastediyoruz? İşte bunu evet. Kastediyoruz. Ya bazen çünkü şey anlaşılıyor yani doğrudan ona hitaben bir şey. Aslında o değil yani o bir dediğim gibi önemli bir simge. Onun üzerinden iç politik tartışmalar da yapılabiliyor. Ama Türkiye'nin, Osmanlı'nın şu günlerde hatıratlara bakıyorum biraz. Geçen yüzyıl hatta işte 19. yüzyıl sonunda yazılmış. İranlılar tarafından kaleme alınmış. Yani Türkiye dediğim gibi hep önemli. Yani hep bir şekilde bir ön laboratuvar. Yani İran toplumunu çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü dediğim gibi benzer toplumlar. Kültürel olarak benziyor. Siyasi hedefleri benziyor. Aydın kesimin, okumuş yazmış kesimin benzer idealleri var. Ama Türkiye'ye bakış özellikle önemli. Daha önce bir örnek vermiştim sanıyorum. Yani Zahidan'da, Belucistan'daki o şehrin ana Ulu Camii bizim Selahattin mimarisi tarzında. Yani Osmanlı o bölgeye hiçbir zaman gitmedi. İran'ın bazı kesimlerine girdi. Hani Osmanlı işte Tebriz'e girdi, Yavuz Sultan Selim. Daha sonraki dönemlerde başka bölgelere girildi vesaire. Ama Zahidan çok uzak yani işte Pakistan sınırı. Orada ama mimari yaparken normalde biliyoruz. İran'ın çok derin bir mimari geleneği var. Selçuklu dönemi vesaire. Ama burayı seçiyor. Ya burayı seçmesinin bir sürü anlamı var. Recep Tayyip Erdoğan da bu birçok değerin işte bir şekilde sembol ismi diyelim. Ki baro seçimlerine kadar işte dediğim gibi bir şekilde etkide bulunabiliyor. Evet, çok ilginç. Evet, nükleer eşik statüsü ne demektir? Aslında bir parça konuşmuştuk, biraz da fikrimiz var. Ama bir hatırlayalım. Bu yani artık nükleer silah elde etmesine ramak mı kaldı demek? Evet. Çünkü eşik zaten kritik evet, bir kelime. Öyle demek. Yani teknolojik olarak önünde çok fazla engel kalmadı demek. Geçen yayında da konuşmuştuk. Yani burada bir engel varsa bu artık tamamen siyasi. Yani uluslararası konjonktür, İran-Amerika ilişkileri, İran-İsrail ilişkileri birçok farklı etken. Hatta İran'ın bölgesel ilişkileri. Yani İran böyle bir adım atarsa bölgeyle ilişkileri çok bozulabilir. Suudi Arabistan'ın buna tavrı çok sert olur. Yeni yeni normalleşme ilişkileri var biliyorsunuz Suudi Arabistan'la İran arasında. Bu bozulur. Birçok bölge ülkesi tehdit hisseder İran'dan. Muhtemelen Türkiye bile bu kadar anlayışlı olmaz İran'a karşı. Pakistan kendisi nükleer silah olmasına rağmen tavrını değiştirebilir. Bu İran için çok avantajlı bir durum olmayabilir. Yani biraz eşikte durmayı tercih eder. Kesinlikle biraz şeye benzetebiliriz. Yani Arap Baharı'ndan sonra veya işte Irak'ın işgalinden sonra o İran'ın yayılmacı politikaları nasıl bir şekilde bölgede bir İran fobiye yol açtıysa, bütün bölge İran'a bir şekilde mesafe koyduysa, tepki koyduysa, İran yayılmacı politikalar izliyor. İşte 4 tane Arap başkentini artık biz yönetiyoruz dedilerse İranlı liderler ve bu bölgede tepki çektiyse benzer bir şey olabilir. Hızlı bir nükleer silahlanma olabilir bölgede.
İran kaçtı. Evet, yani diğerleri biz de hiç olmazsa eşiğe kadar gidelim tabii der mi? Şu günler biliyorsunuz yani Arabistan-İsrail ilişkileriyle ilgili bu çok gündeme geliyor. Özellikle Suudi Arabistan Amerika'dan bir takım güvenceler istediği, hatta uranyum zenginleştirmesi dahil. İşte bu çok önemli nükleer teknoloji yani ve bu silah üretecekseniz veya o kapasiteye sahip olmak istiyorsanız, sahip olmak istediğiniz bir şey dışarıdan almayıp kendiniz bunu zenginleştirmeniz. Dolayısıyla İran için çok mantıklı değil. Siyaseten de bunun için çok uygun bir ortam yok. Zaten Amerika ve İsrail'le istihbarat raporları da bunun altını çiziyorlar. Şu anda İran'ın o tarafa gittiğine dair bir şey yok, işaret. Ama hepsinin söylediği ortak şey, geçen yayında da konuşmuştuk. İran istediği takdirde buraya gidebilir ve önü açık. Herhangi bir teknik engel kalmadı. Hatırlarsanız onu konuşmuştuk. Yani böyle bir durumda Türkiye'nin... Çünkü ne yapar? Ne yapar? Sizin ne bir yapmalı, raporunuz seçenekleri, da var bu konuda. Evet, seçenekleri nedir, ne yapabilir? Ama zaten benzer bir süreci biz bölgede görüyoruz. Yani bölgede geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında askeri bir toplantı oldu. Bu Türkiye-Suudi normalleşmesinden sonra yeni bir adım. Yani Türkiye-Pakistan askeri ilişkileri hep iyiydi. Yani yapısal olarak uzun zamandır iyi. Bunun farklı sebepleri var, temelleri var. Ama Suudi Arabistan'ın buna eklenmesi bu başka bir anlam ifade ediyor. Azerbaycan'ın buna katılması başka bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla diğer bölge aktörleri tabii ki kendi önlemlerini alacaktır. Eğer İran böyle agresif bir şekilde, herhangi bir şekilde ortam uygundur, ben nükleer silaha doğru gideyim derse bu muhtemelen yalnızca Amerika'nın ve İsrail'in sorunu olmayacaktır. Ve bölgede de ciddi tepki çekecektir. Hakkı Bey, siz ne dersiniz? Hakan Fidan'ın ziyareti ve bu arada tabii bahsettiğim gölge, İran'ın gölgesi. Türkiye ile ilişkilerinde Irak'ın, daha doğrusu Zengezur'da olduğu gibi Kalkınma Yolu projesinde de bir negatif parametre olarak duruyor gibi gözüküyor. Evet, öyle. Sayın Bakan biliyorsunuz, bakanlığından önce de teşkilatın başındayken de Irak çok yoğun bir dosyaydı. Ve orada da hani işlerin direkt içindeydi. Zaten bu görüşmelerin bu kadar yoğun olması, Türk diplomasinin çok fazla yan yana resim vermek istemediği figürlerle de görüşmesi ve daha açık konuşması bunu gösteriyor. Yani burada yeni hem Irak bizim için önemli olacak, hem zamanlaması çok önemli Hakan Bey. Yani herhangi bir dışişleri bakanından daha herhangi bir dışişleri bakanı değil, herhangi bir ziyaret değil. Zaten hemen etkileri görülmeye başladı. Daha Sayın Bakan oradayken Enerji Bakanı Erbil'e geçti. Bugün Ticaret Bakanımız Bağdat'ta bir takım görüşmeler yapıyor. Dolayısıyla Türkiye ve İran arası, Irak arasında yeni bir başlangıç umudu var gerçekten. Ben son yazım başında da bir milat olabilir mi, yeni bir başlangıç olabilir mi diye kullanmıştım. Çünkü görüşmeler çok kapsamlı. Burada Efe Bey'in de belirttiği gibi yani Irak'ta son 20 yılda başarısız bir yönetim var. Ve bunların çoğu İran'a yakın siyasi Şii partilerin yönettiği hükümetler. Ve şu anda ellerinde bir fırsat var. Nedir o fırsat? Bir, Amerika İran'a müthiş bir baskı uyguluyor. İkili ilişkilerde, ticari ilişkilerde bazı muafiyetler verse bile çok ağır yaptırımlar uyguluyor. Mesela örnek vereyim. Az önce bahsedildi hani Irak'ın geçmişi, kuruluşu bile İngiliz Milli Marşı'yla. Bugün Irak'ın sattığı petrol parası doğrudan Irak bankalarına gitmiyor. Amerika'ya gidiyor. Amerika'nın onay verdiği kadarı serbest bırakılıyor. Dolayısıyla orada böyle bir yapı var. Ve geçtiğimiz günlerde Irak bankalarının bir takım şaibeli İran'la olan ilişkilerinden dolayı Amerika bir yaptırım kararı aldı. Irak para birimi müthiş değer kaybetti. Dolayısıyla İran'a zaten mesafe koymak isteyen ama buna gücü yetmeyen Şii Arap unsurlar için bir fırsat oldu. Yalnızca Muktada Sadr gibi muhalif, İran'a muhalif figürlerden bahsetmiyorum. Muktada Sadr yaklaşık bir yıl önce ben siyasetten ara veriyorum dedi, kenara çekiliyorum dedi. Gelin hükümeti kurun. Suudi Arabistan hükümetinin şu anda önünde bir şans var. Benim gördüğüm kadarıyla şimdiye kadar oldukça dengeli gidiyor. Bunu nerede görüyoruz? Bir, işte İran-Suudi Arabistan görüşmelerine ev sahipliği yaptı uzunca süre. 6-7 dönem. Her ne kadar bu işin pastasını Çin yediyse de, Çin adına kaydedildiyse de ancak herkes biliyor ki bu görüşmeler aslında Bağdat'ta yapıldı. İki ülke arasındaki istihbari görüşmeler. Yine Irak, Arap kimliğini güçlendirici adımlar atıyor.
Arap ülkeleriyle olan ilişkilerini geliştiriyor. Ve yine Türkiye'ye bu şekilde Dışişleri Bakanlığı kabul ederek, farklı kesimlerle görüştürerek ve çok ciddi işbirliğine karşı sıcak olduklarını da belli ettiler. Bütün Iraklı yetkililere bakın. Hepsi Türkiye'nin gerek kalkınma yolu, gerek diğer projeler. Hatta bu işte Türkiye kendileri şikayet etti. 1.4 milyar dolar bize ceza kestiler. Şimdi orada bile geri adım atma sinyalleri veriyorlar. Tamam, bu parayı gerekirse biz ödeyelim. Çünkü Türkiye'den daha çok biz zarar görüyoruz bu petrol boru hattının çalışmamasından diye. Dolayısıyla bunun farkındalar ve Türkiye'nin oynadığı yapıcı rolünün de farkındalar. Türkiye'nin ticari, kültürel, iç işlerine karışmayan tutumu, böyle milis güçlerini... Türkiye'nin herhalde en büyük rekabet silahı değil mi? Yani tabii. Diğer ülkeler gibi olmamak. Kesinlikle öyle. Yani en sert zamanlarda bile Irak'a gittiğinizde, Bağdat'ta en Türkiye'ye karşıtı siyasi figürlerle bile konuştuğunuzda bunu çok net söylüyorlardı. Yani Türkiye girdiği yeri ihya ediyor ama başka aktörler girdiği yerde kan gözyaşı. İşte Suriye örneği ortada, yani Suriye'de başarılı bir başarı görüntüsü var Baas Partisi açısından, Beşar Esad açısından, ama işte ne diyoruz, 10-15 dolarlık memur maaşı. İşte Dürziler bile ayaklanıyor. Yani iş mesele ideoloji meselesi değil. Devlet en temel görevlerini göremez halde gibi. Şimdi Irak'ta da bu yeni başlangıç, Türkiye ile yapma yönünde bir irade var. Ben bunu gördüm. Birkaç başlık ön plana çıktı. PKK ile mücadele Türkiye açısından çok önemli. Türkiye bu noktada defalarca vurguluyor. Her seferinde bunu vurguluyor. Barzani yönetimiyle, bölgesel yönetimde iyi bir işbirliğimiz var. Ama biliyorsunuz orada da aktör sayısı tek değil. Yalnızca Barzani değil, Süleymaniye'de farklı aktörler var. Bu Süleymaniye'deki grupların İran'la bağlantıları var. Savaş helikopteri vesaire kullanacak kadar, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir kaza yaptılar. İçinde PKK'lılar öldü. Bunların Amerika'yla bir tarafta belli cephelerde İran-Amerika çatışırken, bir tarafta bu PKK'yı İran Haçlı Şabi grupları üzerinden desteklerken, Amerika'da işte Bafil Talebani gibi isimler üzerinden destekliyor. Dolayısıyla orada çok karmaşık bir yapı var. Ve doğrusu bunun nasıl ilerleyeceğini görmemiz gerekiyor. Yani biz gittik, Bağdat'la konuştuk, Erbil'le konuştuk. PKK meselesini çözeceğiz demek çok kolay değil. Hatta önümüzdeki dönemde, çünkü PKK ile başlarından da bu ziyaretin ardından açıklamalar geldi. Saldırılarını arttıracaklarına dair, özellikle bölgesel yönetime karşı. Çünkü bir kıskaça alındıklarının farkındalar. Eğer İran bir şekilde ikna edilirse, ki bu aslında bir takım başlı Şabi komutanlarıyla, İran'a yakın siyasi parti liderleriyle konuşmanın temelinde bu olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin birinci gündem maddesi güvenlikle ilgili PKK. Ve İran'ın işte az önce bazılarını saydık, birçok konuda Türkiye'ye ihtiyacı var. Ve İran da bunu fark etti. Yani Türkiye ile işbirliği yani Türkiye tutup PJK'a alttan alta destek vermiyor. Vermiyor. Hatta başka bir şey de söyleyelim. Ama yani, İran? İran da diyor ki işte ben vermiyorum. Gidin Bafil'le konuşun. Allah gidin. Allah, kim verdi filan. Tabii başkaları verdi. Biliyorsunuz çok fazla vekil örgüt var. Ama şöyle bir süreç de hafiften hafife şekilleniyor bölgede. Devlet dışı aktörlerin önemi azalıyor. Yani devletler doğrudan biraz daha... Daha doğrusu bu edinilen tecrübeyle bu işe çok... Evet, artık daha devletler mesela... itibar etmeyelim, başımıza bela olacak. Evet, Suudi Arabistan'la İran doğrudan konuşuyorlar. Artık yani örgütlerinin sahada böyle birbirlerine çok fazla karşı karşıya gelmeleri gerekmiyor. Onun için ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. İkinci mesele su meselesiydi. Bu bizim için çok hayati bir madde değil ama Irak için öyle. Ben yazımda da bahsettim, yani 40 yılda nüfusu 3'e katlanan bir ülkeden bahsediyoruz. Toprakların büyük bir bölümü çöl. Yarı çökmüş bir devlet ve su burada şey meselesi değil, yani her şeyden daha önemli bir konu. Su her yerde hayat. Her yerde hayat. Irak gibi bir ülkede, dediğim gibi, çölün ortasındaysanız, en son yapılan işte Musul Barajı bilmem kaç yılında yapıldıysa, artık tutmuyorsa, zemini bozulduysa, kayıyorsa, çok önemli, acil bir şekilde dış yardıma ihtiyacınız var. Irak o konuda da Türkiye'nin iyi niyetini gördü. Biz su özel temsilcisi atadık. Irak'a çeşitli zamanlarda doğrudan Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gereğinden fazla su verdik, özellikle bazı hassas zamanlarda. Ama İran Irak'a giren bütün nehirleri kapattı. Hepsini içeriye aldı çünkü benim daha çok ihtiyacım var, kuraklıkla karşı karşıyayım vesaire dedi. Dolayısıyla bu da önemli bir adım. Ben o konuda da bir şekilde formüller bulunacağını düşünüyorum su konusunda. Kalkınma yolunda önümüzdeki dönem göreceğiz. Büyük bir proje. Irak'ı Efe Bey'in de dediği gibi, yani hem
Doğu Akdeniz'e bağlayacak, Avrupa'ya bağlayacak ama Zengözür benzetmesi çok yerinde. Ben de o konuya dikkat çekmiştim. Cumhurbaşkanı da sorun İran, Ermenistan değil. Zengezur'da öyle demişti ve Türkiye bunu yani uzun bir süre üst seviyeden dile getirmemeye çalıştı. Yani artık İran çok nasıl diyelim ikna edilemez bir seviyeye gelince, ayak diretince doğrudan Cumhurbaşkanı Bakü dönüşü uçakta bunu söylemişti. Şimdi benzer şey eğer bugün bir İranlı yetkiliyi dinliyordum. Kalkınma Bankası'nın başkanı mıydı bir şeydi. Yani şeyden çok rahatsızlar. Bütün bölgesel projelerden biz bypass ediliyoruz. Sağımızdan, solumuzdan, üzerimizden büyük devasa projeler geçiyor ve bunlar yüzyılbaşı projeler. Bunlar bu yüzyıla damga vuracak projeler. İşte hayır hayır diyerek nereye kadar gideceğiz mi diye düşünüyorlar. Şey diyor, biz dışında kalıyoruz ve dışında kalmamızın nedeni o diyemediği alt satırlar yine. İşte Amerika ile bu bozuşma. Tabii orada şuna da dikkat çekmek lazım. Madem İran'ı bu kadar konuşuyoruz, son dönemde Amerika ile nispi bir yumuşama var. Özellikle nükleer anlaşmada bazı donmuş varlıkların bırakılması noktasında. Eğer bu devam ederse bazı noktalarda daha iyi olabilir. Ama bu süreç de karmaşık. Şeye benzetiyorum ben, yani bir denizde işte eş zamanlı 2-3 akıntı, farklı dip seviyelerinde farklı akıntılar var. Bir taraftan Amerika Irak'a şu anda askeri yığınak yapıyor. Irak Suriye sınırını kapatıyor. Bugün ya da dün Nur Malik'in açıklaması vardı. Amerika'nın ne yapmaya çalıştığını anlamıyoruz ama herhalde Suriye'ye yönelik bizimle bir problemi yok diyor. Amerika yeniden aktif hale geliyor. Bir zamanlar Malik'i Amerikalılar getirmişti. Evet. Yani FB'ye katılıyorum. Yani biz hep olayların ortada olan şeyleri konuşuyoruz ama köklerine gittiğimiz zaman yani bir sürü konuda bu Amerika'nın, İsrail'in, İsrail'in işgalini konuşmadan Hizbullah konuşuyoruz. Mümkün mü böyle bir şey? Araya gidelim. Arada seyircilerimiz de bir düşünsünler. Bölge çok karışık. Küçük bir ara biraz. Hakkı Bey, ne diyor Tahran Birikse? O seviyordur herhalde değil mi? Böyle orijinal. Onlar topu seviyorlar. Tahran'dan önce ben de birkaç cümle edeyim yani genel anlamıyla. Biriks. Evet, nedir ne değil? FB'ye katılıyorum. Yani mevcut sistem ne zaman kuruldu? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte yüz milyonlarca belki insan öldü. Ve bunun bir kazananı vardı. Yani kazanan Amerika Birleşik Devletleri. İşin bir boyutu bu. Yani bu işler hani masa üstünde uzlaşarak, anlaşarak, haritaya bakıp şunları Lavrov'un şunları dediği yan gibi, bak getirin, ikna ettik. Yok, Japonya'ya atom bombasını atıyorsunuz. Ondan işte birkaç yıl sonra, 10 yıl, 50 yıl sonra diyorsunuz ki gel G7'ye. Dolayısıyla çok böyle demokratik bir şey oluyor. Veya diğer ülkeler, Almanya'ya tabiri caizse yarı işgal ediyorsunuz. Ondan sonra G7'ye senin alıyorsunuz. Senin artık gıkın çıkmayacak diyorsun. Gıkın çıkmayacak. Bu işin bir boyutu. Yani bu savaş kazanmış olma. İkincisi, en kötü düzen bile en iyi düzensizlikten daha iyi. Şimdi onun için bu yeni kalkınma bankası dahi dolarda tutuyor mal varlığını. Onun için herkes dolara karşı bir sürü laf söyleyip dolardan vazgeçemiyor. Neden? Çünkü orada bir sistem var. Swift var. İşte ne yapıyor? Rusya kurucu üye. Ama ne yapıyor? Yaptırımlar aman Rusya'ya destek olup da yaptırımlara takılmayalım diye hassasiyet gösteriyor. Bir arayış var. Şangay'da bunu görüyoruz. Şangay İşbirliği'nde. Orada da biliyorsunuz büyük beklentiler var. Ama temelde doğru. Yani Çin ile Hindistan arasında hala bugün sınır sorunu var. Bırakın siyasi ideolojik anlaşmazlığı, sınır. Bu toprak senin mi benim mi kavgası var. Şangay özelinde konuşacaksak Pakistan'da Hindistan arasında var. Kırgızistan'da Tacikistan arası var. Yani birbirleriyle yarı savaş halinde olan ülkeler. İşbirliği neden? İşte dediğimiz gibi esneklik aranıyor. Yeni manevra alanları aranıyor. Ama alternatif olur mu bu arayışlar? Olabilir. Belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra dünya farklı bir yere. Yani tabii mesela Avrupa Birliği bu şimdi konuştuğumuza nispetle ne kadar ileride bir organizasyon. Ama onun için bile Kissinger Avrupa Birliği denilen yer neresi, telefon numarası kaç demişti. Ki dediği de ama doğru çıktı. Ama hep vurguluyoruz. Yani hatırlarsanız bir ara Arap notası şeyi vardı, tartışmaları diyorduk. Hani orada arkadaşlar bu gerçekçi değil. Aslında yani NATO dediğiniz yani Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğinde diğerlerinde katıldığı bir şey. Yani siz Amerika'yı bulun, bir Arap Amerikası'nı bulun, NATO kurulur. Ama öyle çok üstün bir güç olmadan, onun etrafında toplanan küçük güçler kümelenme olmadan, Çin öyle bir şey değil. Tamam, Çin ekonomik olarak cezbediyor. Herkes o kredilere ulaşmak istiyor. Çin'le ticaret yapmak istiyor. Ama bu bahsettiğim şey tamamen başka. Küresel sistemler için çok erken ama dediğimiz gibi dünya hızlı değişiyor. Ama benim şahsi yorumum yine bunu savaş belirleyecek. Yani Ukrayna savaşı belirleyecek. Çin-Amerikan mücadelesi belirleyecek.
yeni sistemleri. İran'a gelirsek dediğiniz gibi... Savaşsız sistem kurulmuyor zaten. Kurulmuyor yani, gerçekçi değil. Savaşamıyorsanız böyle güzel... Ya Fransa-Almanya arasında savaş olmasa, İkinci Dünya Savaşı, AB diye bir şey de olmazdı. Doğru. Herhalde. Tabii. Değil mi? Onun üstüne kuruldu çünkü. Ya muhakkak yani Sovyet tehdidi olmasaydı Avrupa'daki o yapılanma olmazdı vesaire. Siyasal sistem olmazdı. Yani her şeyine karar verdi savaş. Almanya senin ordun olacak mı olmayacak mı? Japonya senin ne kadar savunma bütçen olacak? Anayasa şöyle yazılacak vesaire. Bu gördük o süreçleri. Dolayısıyla Çin'in henüz böyle bir başarı tırnak içinde hikayesi yok. İnsanlar dediğim gibi Hindistan akıllı oynuyor. Amerika ile Çin arasında kalmayayım. İşte S-400 alıp yaptırıma uğramıyor. Hani Amerika diyor ya S-400 evet. aldığın için. O alabiliyor. F-35 de alabilir. Müttefik başka değil. Şeyler de olur. Amerika muazzam yatırımlar da yapar. Çünkü Hindistan ama Amerika da şunun farkında. Çin'in oluşturduğu tehdidi Hindistan bir 20 sene daha oluşturamayacak Amerika için. Onun için 20 sene boyunca Hindistan'la bir şekilde Amerika işbirliği yapabilir. Ama Çin o noktaya geldi. Çin'in artık bir şekilde engellenmesi gerekiyor. İran açısından gelecek olursak, İran'ı daha önce de konuştuk. Yani çok sıkışık durumda. İç politikada sıkışık durumda, ekonomide sıkışık durumda. Bu yaptırımlardan Trump'ın çıkması çok zorladı. Yani ekonomik olarak çok zorladı. Toplumsal olayları gördük. Ve yeni bir hükümet var. Daha önce de bahsettik zannedersem. Yani reis hükümeti o İran iç politikasındaki reformcu muhafazakar ikiliğini bitirdi. Yani reisiyle birlikte İran'daki bütün yasama, yürütme, yargı, basın, devrim muhafızları. Herkes aynı gruptan. Ve bunların başarılı olmaması durumunda sistem yapısal tehditle karşı karşıya kalacak. Reisinin çok şiddetli bir şekilde başarı ihtiyacı var. Ve ekonomi olmadan, Amerika ile temel bir uzlaşı olmadan da İran son tahlilde enerji ülkesi. Yani çıkışı için mecbur. Mecbur. O da ne yaptı işte? Şangay ile, Çin ile işbirliği ile bir olumlu hava yaratmaya çalıştı. BRICS üyeliği. Bu kullanılacak ama son tahlilde işte geçen günlerde serbest bırakılan o yurt dışındaki mal varlıklarında olduğu gibi İran'ın şiddetli bir şekilde finansa ihtiyacı var. Bu gelirse ancak Amerika ile uzlaşı belki bunun için olabilir. İran'da da meclis seçimleri yaklaşıyor. Bilmiyorum konuştuk mu yani bütün anketler seçimlere katılımın çok düşük olacağını gösteriyor. Dolayısıyla bu da sistemin hoşuna gitmeyen bir durum. Öbür tarafta da paranın o musluk. İran bu anlamda batılaşıyor demek. İran mecbur yani ya Avrupa'yla. Seçimlere katılım oranının düşüklüğü. Çok düşük ama Avrupalaşmaktan biraz daha farklı. Yani Macron geçen gün ilginç bir açıklama yaptı. Nükleer anlaşmaya dönüşle ilgili. Bu COEP dediğimiz kapsamlı ortak eylem planı. Yani Biden gelecek, Obama hükümetinin devamı Biden yönetimi. Anlaşırlar deniliyordu ama çok uzun süre oldu. Ama şu ufak ufak anlaşmalar sanki böyle bir umudun yeniden yeşermeye başladığını gösteriyor. Eğer öyle bir şey olursa, çünkü İran'da da aklı başında herkes bunun farkında. Yani Rusya ile Çin'le bir takım şeyler yapabilirsiniz ama İran yapısal olarak ilişkileri yani. Batı'yla, ekonomisi Batı'ya bağlı vesaire vesaire. Dolayısıyla Batı'yla bir açılım olmadan İran rahatlayamayacak ve bu işte her an dediğim gibi toplumsal olaylar, geçtiğimiz dönemde başörtüsü olabilir. Yarın belki bir benzin zammı. Bugünlerde çok konuşuluyor. Birden insanları sokağa dökebilir. İnsanları sokağa dökebilir. Yeni toplumsal sorunlar çıkabilir. İklim sorunu var. Yani yaz oldu malum çok sıcak. Kuruyan göller var. Urmiye Gölü kurudu. Devasa bir göl. Van Gölü gibi daha büyük. Tamamen kurudu. İsfahan içinden geçen işte Zayandırık kurudu. Afganistan'dan gelen nehirlerde su çok azaldı. Dolayısıyla çok fazla sorunu var. En azından ekonomik şartları düzelterek biraz halka umut vaat etmek istiyorlar. Çünkü Türkiye'de çok tartışılıyor ülkeden göç. İran'da da rakamlar çok yüksek. Çok fazla insan yurt dışına gidiyor. Önleyici yasalar çıkarmaya çalışıyorlar. Öğrenciler çıkmasın vesaire kimse dinlemiyor. Ülkeden böyle toplu bir kaçış var. Bunu engellemek zorunda. Bu da her şeyin başı işte malum ekonomi. Yeni bir nükleer anlaşma belki bu fırsatı sağlayabilir İran'a. Bu arada tam da Putin'in yapacağı beklenen bir işte faili Rusya olacak. Böyle bir iş olduğu için tam da tersi bir yerden olmuş olabilir bu fail diye bir iddia da var. Siz ne dersiniz Hakkı Bey? Ben katılmıyorum. Yani o biraz komple teorisi. Malum biz gözümüzün önünde burada 15 Temmuz yaşadık. Ve insanların neler söylediğini de daha sonra duyduk yani.
İnsanlar, ne kadar çok şey üretilebildiğini. Çok şey üretilebildi ve Ankara'nın merkezinde Çankaya'da evet. Hani insanlar, parti liderleri falan sonradan çok saçma söylemler üretebildiler. Bu arada ihaneti asla affetmediğine dair Putin'le yapılmış röportajlardan da Belki sanırım yani bu siyasetin doğası. Yani Putin gibi çok güçlü bir lidere kamuoyu önünde siz meydan okursanız iki tane sonucu olabilir bunun. Devirirsiniz, başarırsınız ya da başarısız olursunuz, bedelini ödersiniz. Yani burada üçüncü yol, hani Putin davet etti, yemek yediler, çözdüler, tatlıya bağladılar. Bu ara bir formüldü. Onu da şey diye açıklamıştık. Yani Prigojin tamam belki burada şirketinin bir takım çıkarları söz konusu ama bu çıkışı kendi adına yapmamıştı. Yani o çıkışı hep söylenilen işte Rusya'da farklı güç odakları var yönetimin içinde. Çünkü yine hatırlayalım bu isim aynı zamanda Putin'e çok yakın bir isim. İdeolojik olarak çok yakın Rus milliyetçisi ve yalnızca sözde değil teorisyen değil cephede en ön safta savaşıp bir Rus kahramanı haline gelmiş bir isim. Dolayısıyla bunun eleştirisi çok acıtıyor. Yani Moskova'da bir entelektüelin savaş karşıtı açıklamaları değil. Şoygu üzerinden Şoygu'yu döverek yine madem 15 Temmuz benzetmesi yapalım işte 17-25. Yani o zaman kimse şey demedi ya müsteşarı çağırılıyor hedef o. Herkes hedefin kim olduğunu biliyordu. Şimdi siz Şoygu'ya savaşı yöneten Şoygu'ya Putin'e birebir bağlı ismi eleştirerek Genelkurmay Başkanı eleştirerek sisteme karşı Putin'in liderliğindeki sisteme karşı bir eleştiri yapıyorsunuz. Ha, arkanız güçlü olduğu için Rusya içindeki... Eleştiriden de öte bir şey kesinlikle bir başkaldırı. Bir ittifakın sözcüsüydü. O zaman da söylemiştik ve şöyle söylemiştik yayın arasında. Çünkü yayında söylemek istememiştim. Yani Rusya devletinin bir kısmı Putin'e sarı kart gösterdi diye. Onu da şöyle gerekçelendirdim. Yani şu anda sen, kırmızı kart mı gösterdi? Evet, sen bu savaş birkaç hafta sürecek dedin. Bu iş kolay bitecek dedin. Bizim servetimiz eriyor. Bizim işte Londra'da, Dubai'de, Singapur'da şu kadar paramız gitti. Rus sanayisi ölüyor. Avrupa'daki ortaklarımızı kaptırdık. Ve bu savaşın ne zaman biteceğine dair bir şey görmüyoruz. Ve bunlar dediğim gibi içeriden eleştiriler. Yani Amerikancı, Batıcı vesaire değil Rus milliyetçisi eleştiriler. Savaşın gidişatıyla ilgili Rusya'nın bekasına ciddi sorun çıkartacağını düşünen gruplar. Prigojin benim görüşüme göre bunların sözcüsüydü. Peki ben de size bir yorum okuyayım. Maalesef şeyi çizmişim Avrupa basınından. Diyor ki Prigojin'in isyanı darbe için hızlı ve etkili bir fırsat olarak sistem Putin'in gitmesini isteseydi diyor. Prigojin'in isyanı darbe için hızlı ve etkili bir fırsat olarak görülürdü. Fakat hakikat şu ki Wagner'in Moskova'ya yürüyüşü Lombardini sahibi olup da onu duvara çarpan şımarık bir gencin kötü düşünülmüş hevesinden ibaretti. Tam bir kayıp. Ben dediğim gibi yani bu kadar geçmişi olan yani işte Wagner'in başkanı olmak, dünyanın işte belki onlarca ülkesinde operasyon yönetmek falan bunlar çok basit işler değil. Yani o da şımarık bir çocuk gibi işte lüks arabasını duvara çarpan bir liderden ziyade bence ne yaptığını çok iyi bilen ama burada riskleri büyüktü. Yani dediğim gibi Putin'e kamuoyu önünde şeyi örnek vermiştim geçen yayında. Hatırlarsanız operasyonun başlangıcında Putin yetkilileri bir odaya toplamıştı ve orada dış istihbarat başkanını azarlamıştı kameralar önünde. Demiştik ki yani bu kameralar önünde bile böyle oluyorsa arkadaki eleştiriler, tartışmalar çok büyük. Ve Putin bunu yayınlatarak bu mesajı veriyor. Ya eleştiri istemiyorum biz savaşacağız. Savaş sırasında bir eleştiri ihanettir. Bu da bunu en ağır şekilde yaptı. Yani yalnızca konuşmada kalsaydı, Şoygu'ya laflar saysaydı Genelkurmay Başkanı'na muhtemelen Putin bu kadar sert bir tepki vermezdi. Ancak şunu söylemek istiyorum. Az önce arada da konuşuyorduk. Yani Prigojin'in eleştirileri aynen yerinde duruyor. Yani savaş Rusya açısından hiç iyi gitmiyor. Ukrayna'ya verilen silah sürekli gelişiyor. Nicelik açısından, nitelik açısından ve bugün artık Rusya savunan tarafta. Hatırlarsanız konuşmuştuk. Yani Rusya'nın burada büyük bir askeri hezimete uğraması durumunda. Bakın her gün, geçen gün gördünüz. Ukrayna komandoları Kırım'a çıktılar. Bir operasyon yaptılar. Çok sayıda gemiyi patlatıp geri döndüler. Yani eskiden en fazla neydi? Kırım'daki köprüye füze atışıydı. Yani savaş şey değiştiriyor. Alan değiştiriyor. Yine geçen toplantıda konuşmuştuk. O Moskova City her gün drone saldırısına maruz kalıyor.
Rusya'nın merkezi, Moskova'nın merkezi. Dolayısıyla burada muhtemelen Rusya için de savaşın iyi gitmediğini düşünen bir kesim var. Bunlar şu anda geri adım atmak zorundalar çünkü Putin beklenen sert tepkiyi verdi. Ancak muhtemelen ileriki dönemlerde biz benzer şeyleri göreceğiz. Yani karşı tarafta az önce dedik ki sarı karta Putin çok sert cevap verdi. O öyle olmaz, böyle olur dedi. Ya bu ne olur? Önümüzdeki dönemde görmek lazım ama şunu gözden kaçırmamak lazım. Yani Wagner'in cephede olmaması askeri olarak etkide bulunacak. Yani Wagner... Ben şimdi müsaade eder misiniz? Bir iki yorum daha söyleyeyim. Siz de üstünden mütalaa edin lütfen. Çünkü bir de ülkelere göre yorumlar değişiyor. Bu da Stampa'dan yeniden Prigojin'e dönersek. Diyor ki Prigojin'in limitlerini yanlış değerlendirdiği görüşünde gazete. Belki de diyor Prigojin'in hatası biraz sizin söylediklerinizi açıyor aynı zamanda. Putin'in mesajını alacağını, nefret ettiği savunma bakanı Şoygu'yu görevden azledeceğini ve Putinci devletin kendisinden daha milliyetçi bir isyan dalgası yaratacağını zannetmesiydi. Ancak Vladimir Putin iktidarını tam da bu itaatkar devlet ve budala saray mensupları üzerine inşa etti. Bu sistemde Yevgeni Prigojin gibi çılgın bir aykırıya yer yok. Genel durumu pek değiştirmeyecek diyor. Daily Telegraph'ta da diyor ki Putin'in kendi saflarındaki muhaliflerini durdurmayacak. Uçağın düşmesi Rusya'da yaşanan iç askeri anlaşmazlıkların sona ereceği anlamına gelmiyor. Ukrayna'daki savaşta ya da Afrika'daki çatışmalarda deneyim kazanmış ve ülkelerinin yönetiminden son derece memnuniyetsiz çok sayıda eğitimli ve aktif Wagner savaşçısı hala mevcut. Gerçekten de bazı Rus gençleri Prigojin'in mesajını ikna edici bulmuştu. Onlara göre Putin layıkıyla savaşılmayan bir savaş başlattı. Bu da özel askeri operasyon uzadıkça daha büyük bir sorun haline geliyor. Bir de tabii şeye Efe Bey'e de cevap var bu arada. Ona da Dmitri Peskov cevap vermiş. Diyor ki Prigojin'in uçağının düşmesinde Kremlin'in parmağı olduğuna dair iddialar tamamen asılsızdır. Wagner'in geleceği hakkında bir şey söylemem. Ne de olsa yasal olarak böyle bir yapı aslında yok diyor. Bakın sizin. Tam yasal... beni teyit ediyor. Son evet. Cümlesi evet. Evet. Yasal bir varlığı yok. Evet. Onun için kullanabiliyor da gri alanlarda. Ama bizim dediğimiz daha somut bir şey. Yani bu Suriye'de savaştı. Yani içeride hikaye o kaynama devam eder. Kesinlikle eder. Hatırlıyorsunuz yani konuşmuştuk. Zafer olduğu zaman hiçbir hatanız görünmez. Yani bu savaş gerçekten bir hafta iki hafta sürseydi herkes Putin övme yarışına girerdi. Ne kadar büyük lider, kahraman, ileri görüşlü. 1,5 yıl olmuş ve konuşuyorduk hani Rus basında ciddi eleştiriler var. Yani biz işte bu Ukrayna hani çok küçümsediler çünkü başta. Zelenski'yi çok küçümsediler. Ama karşıda muazzam bir operasyon var ve işleri iyi gitmiyor. İşlerin iyi gitmediğini dediğim gibi Rus devlet aklı çok iyi görüyor. Yani tabii ki basında söylemeyecek. Yani kahramanca ilerliyoruz, direniyoruz. Bir adım ilerleyemediler. Ama o zaman da söylemiştim. 2-3 hafta önceydi zannedersem programımız. Son tahlilde bu savaş bir matematik. Yani sonu çok net. Yani karşı tarafın üretim gücüyle, askeri gücüyle. İşte Fransa'ya az önce siz söylediniz. 450 milyar dolar. Yani Rusya bütün ülkeyi vermesi lazım bu parayı. O kadar harcama yapabilmesi için. İran'dan biraz drone alarak Çin'in işte dolambaçlı yollardan 3-5 kuruş göndermesiyle bu savaşı sürdüremezsiniz. Bu ekonomiye yansıyacak. Rus ekonomisine yansıyacak. Oligarklardan günden güne daha fazla haberler duyacağız. Yurt dışında, Rusya içinde. Çünkü savaş ilerledikçe dediğim gibi bunlar gündeme gelecek. Mesele uzlaşının nerede sağlanacağı. Orada da işte Amerikan seçimlerine kadar muhtemelen devam edecek. Seçimlere yakın bir süre. Peki kısacık bir soru sorayım. Yani biraz madem ki bu mevzuya girdik. Mesela İran'da bu işler nasıl olur? Uçak kazası mı olur? Yoksa başka ya, çeşit? İran'da bu iş olmazdı. Şöyle olmazdı. Yani İran'da biliyorsunuz devletin başında Ayetullah Hamenei var. Aynı zamanda dini bir şey. Şu yapılır mıydı deseniz mesela. Çünkü Prigojin'in taktiği de buydu. Putin'e hani kenarda tutarak Putin'i ama etrafı kötü. Hamenei çok iyi adam. Ama işte yanındaki komutanlar kötü diye birisi bir şey yapsaydı benzer şey olurdu. Komple teorilerine girecek. Girmeyeyim ama Hamenei'nin liderliğini sorgulayan Hümeyni'nin ölümünden sonra bir takım devrim muhafızları komutanları şüpheli şekillerde öldüler. Uçak kazaları vesaire.
Tabii o zaman teknoloji bu kadar gelişmiş değildi ve onların eleştirileri de bu kadar sert değildi. Daha ideolojik eleştirilerdi. Yani devrimin değerlerinden uzaklaşıyoruz vesaire tarzı. Dolayısıyla İran'da böyle bir şey çok beklemiyoruz. Zaten özel şirket de yok orada. Biliyorsunuz devrim muhafızları var. İdeolojik olarak çok bağlılar. Devrimin başında, devletin başındaki isme. Ama şunu bilmiyoruz. Yani İran çok basit bir savaşa girip savaş kötü gitmeye başlasa ne olurdu? Bunu çok iyi bilmiyoruz. Mesela bir yorumda da diyor ki Putin en iyi bildiği işi yapıyor. Günümüz Rusya'sı KGB usulü yönetiliyor. Pencereden düşen nüfuz sahibi ekonomi aktörleri, kayalıklardan atlayan iş insanları, yanlış uçağa binen isyankarlar ve diyor ölümcül derecede hasta olan Putin ise hepsinden kurtuldu ve hala hayatta. Tabii bir de böyle bir spekülasyon yapılıyordu. Doğru tabii ama filmin sonunu görmedik. Filmin sonu çok önemli olacak. Yani burada işte Putin'e nasıl bir teklif sunulacak? Türkiye gibi aktörler burada öne çıkıyor. Yani bu iş çünkü çok kötü yerlere gidebilir. Ama yani Rusya... Geçen hafta konuştuk Stoltenberg'in de Ukrayna'ya biraz toprak parçası ver. Tabii. Sonra seni NATO'ya alalım. Çünkü Rusya'yı yok edemezsiniz. Rusya'yı idare etmeniz gerekiyor. Bir yandan da NATO çevrelemiş oldu Rusya'yı. Rusya'dan siyasi taviz koparsanız bile, Ukrayna'nın bazı topraklarını geri alsanız falan bile Rusya kalacak orada. Ve Rusya'ya Putin'in yerine çok daha milliyetçi bir liderin iş başına geçmesi, Rusya'nın dağılması, Rusya'da kaos. Bunlar kimse tarafından iyi senaryo değil. Belki bir tek Zelenski ister. O da psikolojik sebeplerden dolayı savaştığı düşmanı. Bunu ne İngiltere ister, ne Amerika ister, ne de Avrupa zaten mevcut savaşa bile karşı. Onlar istemiyor. Dolayısıyla Rusya'yı memnun edecek Rusya'daki ana yapıyı. Tamam bak savaşı kaybettin ama şu şartlar kabul edebilirsin denilebilecek formüllere ihtiyacımız olacak. Onlar geldiği zaman belki iş biraz daha toparlayabilir. İnşallah. İnşallah. Yoksa savaş Rusya açısından çok iyi gitmiyor. Ay dünya açısından da iyi değil tabii ki. Ne yönlendiriyor gibi. Çok teşekkür ediyoruz Sibel Karabel, Hakkı Uygur, Efe Sıvış. Evet soruyorum da bu akşam İran'ın nükleer eşik statüsünü elde etmesinden yola çıktık. BRICS'ten bahsettik. Prigojin'in uçak kazasında ölümü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanının sabıkalı olup başlayan yargı süreciyle tamamladık. Haftaya görüşmek üzere.